Bayan Goldman, bakın öğrencilerim neler yapmış. Oh, Bayan Hudson, bana da aynısını yaptılar. Biliyor musunuz, buna katlanmak zorunda değiliz. Biraz kimya sorunlarımızı çözer. Peki, öyle diyorsanız. Aman tanrım, ne çok duman çıktı. Aman tanrım. Hapşırığınızla ateş yaktınız. Ben de ellerimle buz yaptım. Bu müthiş. Öğrenciler bir daha bizimle uğraşmadan önce bir kez daha düşünürler. Pekala. Bakın elimde ne var. Kopya kağıtları. Ki bunlar bildiğiniz gibi yasak. Ama artık onlardan kurtulmanın yeni bir yöntemini biliyorum. Ateş. Kopyacıların hakkı alevlerdir. Bunu yıllar önce yapmalıydım. Harika. Geriye sadece kül ve duman kaldı. Şenlik ateşi gibi kokuyor. Bu sınav düşündüğümden daha zor. Pekala, Bayan Hastanın dikkati başka yerde. Telefonumu çıkarayım. İşte sorunun cevabı. Ne? Hayır, bu olamaz. Jennifer, hemen telefonunu bana ver. Sınavını bitir, kopya çekmek yok. Bu kızın da sinirleri çelik gibi. Benim önümde kopya çekiyor. Hayır, yanlış kutuya koymuşum. Ay, telefon kılıfı mahvoldu. Çocuklar, çalışmaya devam edin, hemen döneceğim. Bayan Coleman, korkunç bir hata yaptım. Bir öğrencinin telefon kılıfını yanlışlıkla yaktım. Sadece bu mu? Kesin öğrenci bunu hak etmiştir. Ama merak etmeyin, size yardım edebilirim. Vay canına, gerçekten buz güçlerinize iyi hükmediyorsunuz. Buz kristalleri çok güzel. Ve sorununuzu çözecekler. Pekala, telefon kılıfını masaya yatırın. Şimdi şu tırnak cilasını alıyorum. Ve birazını telefon kılıfının üstüne döküyorum. Fırça yardımıyla dağıtıyorum. Böylece bütün kılıf kaplanıyor. Şimdi sıra kristallerde. Şu kristalleri alıp köşeye yerleştireceğim. Harika görünüyor. Daha fazla kristal ekleyelim. Çekinme, her yere koyacağım. Her tarafını kristallerle kaplayacağım. Şurayı da unutmayayım. İşte bitti. Işıl ışıl. Vay canına. Telefon müthiş görünüyor. Biliyorum, bu soğuk öğretmenin gücü. Buyurun. Pekala, telefonu bu sefer doğru kutuya koyayım. Sınav bitti. Kağıtları getirin. Neyse, elimden geleni yaptım işte. Teşekkürler Jennifer. Telefonu geri alabilirsin. Bu ne? Niye telefonun buz kristalleriyle kaplı? Bana verdiğinde böyleydi. Bayan Hudson? Ama çok havalı bir kılıf. Telefon kılıfımın üstündeki bütün şu havalı kristallere bakın. Oh, bir anlığına yakalandım sandım. Merhaba Bayan Hudson. Bütün yiyecekler ve içecekler kutuya lütfen. Ama bende bir şey yok ki. Tamam, yakaladınız. Merhaba Bayan Hudson, sırama geçeyim. Ağır ol bakalım Jennifer, atıştırma dokularını bırak. Peki, işte Kit Kat'ım. Her gün derse yiyecek sokmaya çalışıyorlar. Tamam, yem olarak getirdiğim çikolatayı aldı. Şimdi sıra gerçek çikolatamda. Nefis olacak. Ne? Biri dersimde çikolata mı yiyor? Kokusunu alıyorum. Jennifer, biliyordum. Hayır. Biri dürbünle gördü. Sanki çalışıyormuş gibi yapayım. Kendini çok zeki sanıyor.
Jennifer, lütfen tahtaya gelip soruyu cevaplar mısın? Tabii Bayan Hudson. Tamam, aklı soruyla meşgul görünüyor. Fırsat bu fırsat. İşte çikolata orada. İskemlesinin üstünde. Onu biraz ısıtayım. Bakalım Jennifer erimiş çikolatayı seviyor mu? Bu ona derse yiyecek getirmek nasıl olurmuş gösterir. Bitti Bayan Hudson. Aferin, yerine dönebilirsin. İşte oluyor. Çikolatanın üstüne oturacak. İşte oturuyor. Ne? Ben neyin üstüne oturdum? Hayır. Bir şeyler fena halde ters gitti. Evet, işe yaradı. Aman tanrım. Pantolonum her yer çikolata olmuş Bayan Hudson. Evet Jennifer, temizlenmek için tuvalete gidebilirsin. Bir daha bu yanlışı yapmaz. Bir kahve bana, bir kahve de Bayan Hudson'a. Leziz kafein. Ay, çok sıcakmış. Ama bunu düzeltebilirim. Birazcık buz gücü gerekli. Neredeyse oldu. Mükemmel. Kahveli buz dondurma. Tam sevdiğim gibi. Tadı çok güzel. Bana kahve getirmişsiniz. Teşekkürler. Orada ne yapıyorsunuz öyle? Bu benim için çok soğuk. Ben kahvemi sıcak severim. Ne? Kahvemde buz mu var? Bayan Coleman, bu buzun sizinle bir ilgisi var mı? Kahvenizden mi çıktı? Oraya nasıl girmiş hiçbir fikrim yok. Ya öyle mi? Yok. Pardon. Buzlu kahveyi de hiç istemiyorum. Ama bir saniye. Bunu kendi ateş gücümle düzeltebilirim. Gir bakalım içeri. Biraz karıştırayım. İşte böyle seviyorum, sıcacık. Bu beni uyandırıp güne hazırlar. Anlaşılan ikimiz de istediğimizi aldık. Kimya sınavı. Bir saatiniz var. Sınavlardan nefret ediyorum. Hiçbirini de bilmiyorum. Harika. Çok yorgunum. Stres çarkım bu uyanmama yardım eder. Dön. Seni seviyorum stres çarkım. Jennifer, orada ne oluyor öyle? Derste stres çarkı çevirmenin yasak olduğunu biliyor halbuki. Bunu buz gücümle durdurayım. Burası aniden soğudu mu ne? Jennifer, kuralları biliyorsun. Derste stres çarkı yasak. Pardon, sınava döndüm. Ama yine dikkati başka bir yerde ha? Evet, biraz sakız çiğneyim. İşte tam ihtiyacım olan buydu. Hemen çantama geri koyayım. Sakıza bayılıyorum. Balonum patladı. Sakızımı hemen saklamalıyım. Jennifer, yeter artık. Olamaz. Şimdi ne oluyor? Sanki sınıfta kar fırtınası çıkmış gibi. İyice sarınayım yoksa donacağım. Çok üşüdüm. Lütfen durun Bayan Coleman. Dersini aldın mı Jennifer? İyi o zaman. Buz kuvvetimi geri çekeyim. Neyse kesin donacağım diye düşündüm. Tamam, şimdi sınava döndüm. Söz.
Öyle olsa iyi olur. Seni buzdan bir heykele dönüştürmeme neden olma. Bu sınav da amma zor. Bir dakika, bir fikrim var. Buraya bakmıyor. Telefonum yardıma yetişsin. Çabuk cevapları bulmalıyım. Bu şaka herhalde. Son kez saygısızlık ediyor. Jennifer, bugün yaptıklarına pişman olacaksın. O telefon artık benim. Hemen bana ver. Yeter artık. Aa, telefonum buza dönüştü. Bunu nasıl kullanacağım şimdi? Ay, çok soğuk, tutulmuyor. Buz gücüne mi, ateş gücüne mi sahip olmak isterdin? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için 1-2-3-Go School YouTube kanalına abone olmayı unutma.